Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal Gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan küntelikteki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynamı sadıklanlar ekranımızı bozsun. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga qatnashish salohiyatini bekor qilish talab qilindi. Amerika'daki Uyghur Hareketi Teşkilatı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'ye katnışı salahiyetini derhal elip taşlaşka. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin tiz hareket kekilip, Uyghurlarga kartılgan bastırış ve vahşiliklerinin irki kırgıncılıkka aylanışının burun derhal tedbir kullanışını talep kıldı. Hindistan'daki Asiya Xalqaro Xabarlar Agentligining bildirişçe bu çakırıkını Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın icraiye direktörü Roshan Abbas Mezkur teşkilatının yakında elan kılgan Şarkı Türkistan'da irki kırgınçılık namlıq tökülatı münasibeti bilen oturuğu koygan. O, Xitay rejiminin 21. əsirde Uyghur halkıgi kılavatkallarının tasavvur kılgılı bolmaydı. Xalqara cemiyatının tilga alğısız bu vahşilikler aldıdaki mulayimliği ve hatta sükut tutuluşini texamo tasavvur kılgılı bolmaydı. Bu bir irki kırgınçılık. Bu paketini devamlıq inkar kılavatkan herkandak adamının Çokum Xitay'da öz ruhini setişiğe sebep bolgan iqtisadi menfaati bar degen. Uyghur Hareketi Teşkilatı dokulatıda Xitay rejiminin 1 milyondan artıq Xitay kadrini Uyghur ailelerge oğrullaştırıp, onlarga qarata kızıl teşviqat elip barğanlıqı, onlarını nazaret kılganlıqı, bu jarayanda onlarını haraq içiş, çoşku güşi yeşke ündigenliki, eğer onlar red kılsa gumanlıq tep qarılıp lagırlarga evetligenlikini ilgiri sürgen. Amerika'nın 4 Xitay əməldarğa embargo qoyışı küçülük inkas qozğıdı. Amerika hükümetinin 9 iyul günü Çinquanqo qatırlıq Xitayının Şarkı Türkistan'daki 4 nəfər əməldarğa embargo qoyışı xalqara taratqularda küçülük inkas qozğıdı. BBC'nin xəbirde Xitayının Uyğur və başqa millətlərini kən köləmlik tutqun qılış, dini bastırış və məcburi tuğmas qılıb etiş bilən əyibligəliki, Xitay Kompartiyası siyasi bürosunun əzası bolğan Çinquanqo'nun hazırğı qədər Amerika embargo koygan en yukarı derecelik Xitay əməldarı işkerlikini bildirgen. CNN'nin bu aktiki haberde Trump hükümetinin Xitay əməldarlarına onlarının Şarkı Türkistan'daki Uyghur Müslümanlarını ve başka yerlik Müslümanlarını tutkun kılış, qiyin qıstaqı ilişki iştirak kılgalıqı sebeplik, karşı hareket kullanğalıqı təkidlengen. Washington Postisi gezinin haberde təkidlenişçe yukarı derecelik Xitay əməldarlarının Amerika'ya girişini çekleş kararı Trump hükümetinin Xitay bilen Xitay virusu yuqumi, kişilik hukuk, Hong Kong ve Saudi meselelerdeki münasifeti yamanlaşıp ketken mezgilde algan bir qatar ciddi hareketlerinin en yenisi ikken. New York vaxti gezinin bu aktiki haberde bu kararının Şarkı Türkistan'da milyonluğun yerlik Müslümanlar tutkun kılınıp, lagırlarga kamalgan siyasetinin tüzüleşi ve icra kılınışı da halkılık rol oynayan Xitay əməldarlarını nişan kılgallıqı təkidlengen. El Cezire'nin haberinde Amerika Kengash Palata azası Marco Rubio'nun bu kararının xeyli uzun vakit keçikkenliki ve texamo köp tedbirlerinin elinişi gerektikini bildirgenliki tähkitlengen. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 9. iyul Çinquanqo, Wang Mingshan, Zhu Hailun ve Ho Lijun qatarlıq Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki 4 nöper əmeldarıga embargo koyganlıqını ilan kılgan idi. Xitay'nın Uyghurlarını mecburi tuğmas kılışıga qarata embargo yürgüzüş talep kılındı. Amerika Kengash Palata azası Mitt Romney bilen Avam Palata azası Ben McAdams 9. iyul günü Amerika hükümetini Xitay dairelerinin Uyghur ayarlarını mecburi tuğmas kılış kılmışıga qarata embargo yürgüzüşke çağırdı. Amerika'nın Utah ştatıdaki Kilis Torunun haber kılışça Mitt Romney 9. iyul bayanat elan kılıp, Xitay Kompartiyası Uyghur ailelerini yoktuş vazifesini ödevatıdı. Uyghur ayarlarını mecburi tuğmas kılış tuğrusudaki deliller pevkuladı kabi. Biz hükümetini bu vahşiliknin karakterini resmi bekitip, cevapkarlarına ceza koyuşunu talep kılımız dedi. Mitt Romney bu çakırıqını Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Partikom Sekretari Çinquanqo'nı öz içine alan 4 nöper əməldarıgı embargo koyganlıqını ilan kılgan günü oturuğu koydu. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 9. iyul Amerika Maliye Ministerliği'nin Çinquanqo, Wang Mingshan, Zhu Hailun, Ho Lijun qatarlıq 4 nöper Xitay əməldarı ve atılmış Uyghur Abnum Rayluq Cihay Nazareti'ye embargo yürgüzgenlikini cekarlıgan idi.
Kilistor'un bildirişçe Mitt Romney bilen Ben McAdams yana Amerika Kengash ve Avam Palatalarının 78 neper azasının yakında Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bilen Maliye Ministeri Minuchin'a yazgan mektubu imza koygan. Onun da Xitay'nın Uyghur ayarlarına karatkan zoravallıqı şunaklı Şarkı Türkistan'daki Uyghur nüposunun köpeyişini mecburi tosuşku urunuş kılmışıgı dair deliller Amerika'nın küçülük yetekçiliki ve halkara hareketini talep kılıdığallıqı tähkitlengen idi. Amerika bayanatçısı biz bütün dünyanı Amerika bilen birge Xitay'ını ayıplaşke çağırımız dedi. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Morgan Ortagus 9 iyul videoluk bayanat ilan kılıp, bütün dünyanı Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki bastırışını ayıplaşke çağırdı. Ortagus Hanım bayanatı da özlerinin yakında Xitay Kompartiyası'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka yerlik milletlerini bastırış hareketi de ayarlarga karata mecburi tuğmas kılış, zorlaş karakterlik balı çüşürüş ve nüfus kontrolü elip bir vatkallıkı tuğursa çöçterlik dökülat tapışırıp algallıkını bildirgen. Onun tekitleşçe bu dokulatta resmi hüccetler nakil keltürülgen bulup, bunun bilen Xitay Kompartiyası sadır kılvatkan korkunuşluk kişilik hukuk defsendiciliginin tizimliki tihamı köpeygen. Ortagus Hanım sözü de Xitay Kompartiyası Şarkı Türkistan'da etnik ve yerlik milletlerini nişan kılıp, ularga karata nahak tutkun kılış, siyasi mengiyüş, ten cezası takipleş, mecburi emgek, dini ve medeniyet ifadelerini bastırış, hem başka kişilik hukuk defsendiciliklerini elip bardi etigen. O Amerika'nın bu defsendicilikni tenkit kılış bilenle kalmağalıqı, onunla karşı hareket kullanğalıqı, Amerika şirketlerini özlerinin mal teminat zincirini pakiz tutuşku çakırğalıqı, bununla çetişlik kişilerinin Amerika'ya kirişini çekilip, Xitay Kompartiyası'nın bu korkunuşluk hareketi çetişlik mahsulatlarını tosup koyğalıqını bildirip, biz bütün dünyanı Amerika'ya getilip, Xitay Kompartiyası'nın Şarkı Türkistan'da kişilik hukukunu bastırıvatkallıqını tenkitleşke, tüp kişilik hukuk ve erkenlik üçün desturuşku çakırımız dedi. Bu ceza Xitay'a karatılgan ahirki hareket bulup kalmasıqı kerek. Amerika Devlet Meclisi ve hükümetinin Xitay rejimini 10 iyul günü bayanat ilan kılıp, Trump hükümetinin Şarkı Türkistan'da 4 Xitay emeldarı'a ceza koyğalıqını karşı aldıqallıqı. Lekin bu ceza dünyadaki en kabih kişilik hukuk vaziyetine karatılgan ahirki hareket bulup kalmasıqı kerektiğini bildirdi. Xitay Komitetinin koş reislerden Kengash Palata azası Marco Rubio bilen Avam Palata azası James McGovern'ın bayanatı tekitleşçe, Trump hükümetinin embargo kararı muhim ama xeli uzun keçikken bulup, lekin karşı elindiken. Bayanata Devlet Meclisi azalarının 2 yıl mabeyninde Çinjuango Katarlıq emeldarlarını cezalaş, Xitay emeldarlarının insaniyetke karşı cinayetini cevapkarlıqı tartışını talep kılıp kelgerlikke eskertilip, dünyanın her kaysi caylarıdaki dostlarımız ve ihtipaktaşlarımızdan muşununga okşaş hareket kullanışı, kan kölemde tutkun kılış, mecburi emgek, mecburi tuğmas kılış ve dini itikadını ayıplaşke mecburlanan Uyghur, Kazak ve başka yerlik milletler üçün devamlı hemkarlışımız intayin muhim değilgen. Bayanatı yana özlerinin avam ve kengash palataları da Uyghurlarını mecburi emgeki selişinin aldığını eliş kanun layısı sunup, mecburi emgek mahsulatlarının Amerika'ya import kılınışını çekleşini talep kılgallıqı. Şunaqla 2. iyul günü Devlet Meclisi'nin 76 neper azasının Amerika Taşkı İşler Ministerliği ve Maliye Ministerliği'ye xat yazıp, Şarkı Türkistan'da 101 vatkan kabeşliknin karakterini bekitişini, Uyghur ve Kazak ayarlarını mecburi tuğmas kılış, zorlaş karakterlik nüfus kontrolü elip beri vatkan Xitay emeldarlarına embargo yürgüzüşünü talep kılgallıqını bildirgen. Amerika'nın yerşari Magnitski kanunu arkalık Xitay'ını cezalışı nemi üçün muhim? Amerika hükümeti 9. iyul günü Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki 4 neper emeldarını yerşari Magnitski kanunu arkalık cezalığan idi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği ve Maliye Ministerliği tarafından ayrım ayrım çıkarılgan kararlarda Şarkı Türkistan'daki atalmış Partikum Sekretari Çinchuangu, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Siyasi Kanun Komitetinin sabık Sekretari Chu Haylun, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Cemaat Xavupsliki Nazaretinin Naziri Wang Mingshan, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Cemaat Xavupsliki Nazaretinin Partikum Sekretari Ho Lijun Qatarlıq 4 neper emeldarını ve onların aile tavabiatlarını cezalaş tizimliki kirgizgen idi. Mezkur kararının eylan kılınışı Uyghur meselesine yakından köngül bülüp kelibatkan Marco Rubio Qatarlıq Amerika Devlet Meclisi azaları, her kaysi kişilik hukuk organları şundaqla dünyanın her kaysi caylarda faaliyet elip beribatkan Uyghur teşkilatlarının küçülük alkışı gayrıştı.
Yer şarı magnetizki kanunu arkalık yukarıki bu Xitay emeldarları ve onlarının aile tababiyatlarının Amerika'ya kirişi çekilindi. Onlarının Amerika'daki mal mülükleri tonlatıldı. Ve onlarının dünyanın her kandak yerideki Amerika bankaları bilen muamele kılışı çekilindi. Amerika'da tunulgan Xitay işleri mütexessisi Gordon Chang efendim Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, bu kararının intayin muhim ehmiyetki iki hikayeliğini görsetti. O sözü de mence bu intayin muhim. Atalmış Uyghur Abdum Rayon'un sekretari Chin Chuanguan'ın Xitay Kompartiyası siyasi bürosunun azası işkerlikinin oylığında bu hazırlığı kadar Amerika hükümeti ceza tedbiri koygan en yukarı derecelik Xitay emeldarı bulup hesaplandı. Bu intayin muhim. Çünkü Xitay'a okşaş istibdat hakimiyetler adeti simoğullu karakterge iginerislerini hemmeden üstün görüdü. Şunu men bunu demokratiyada yaşavatkan kişiler oylığında mı bek muhim ehmiyetki ige deb karaymen digerlerini bildirdi. Reuters agentliğinin bu vaqtdagi xabariga qaraganda Amerika hükümetindeki bir yukarı derecelik emeldarmı kararı baha berip, bu selçaklığı bulmaydıgan karar. Çünkü o simvollik cihetten hem obraz cihetten muhim bulupla kalmay, yani gelip şu kişinin dünyanın her kaysi caylarda xalıgancı hareket kılışı ve pul muamelesi kılış hukukuğa hakiki mənide tosalığı payda kılıdu degen. Amerika'daki Uyghur ziyalisi İlşat Hasan Efendimi hazır kadek uçurlaşkan dünyada kişilik hukukunu defsendi kılgıcı degen namını kötürüp yürüyüşünün iğir ruhi zerbi işkerlikini tekitledi. Ve Xitay rejimi ve emeldarlarının bununla herkes sel karyalmaydıqallıqını bildirdi. Dervaqa Xitay'nın taşkı işle bayanatçısı Amerika'nın bu kararıga kattık narazılıq bildirdi. Taşkı işle ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian 10. Eylül günü tarqatkan bayanatı da Amerika'nın bu hareketi Xitay'nın içki işlerine aralaşqallıq. O xalqara kanunlarga xilap hem içki devlet münasibetlerge intayin ziyanlıq. Biz onu rad qilimiz ve ayıplaymız. Biz mi bunun cevaben atalmış Şinjan meselesi de namuvapıq hareket kılıbatkan Amerika organları ve şahsilerine ceza koyumuz deyip tehdit saldı. Xitay işleri tetkikatçısı Gordon Chang sözü de Amerika'nın Şarkı Türkistan'daki bu zulümü karşı tedbirlerini yanımı aşırışı gerektiğini tehditledi. O sözü de mence Amerika yanımı köp tedbirlerini ilişi gerek. Yukarıki bu emeldarlarga Interpol tarafından tutuş buyruğu çıkırılışı gerek. En muhimi Amerika Şarkı Türkistan'da bu irki kırgıncılık tüsünü alan siyasetlerinin baş lahili güçsü bolgan Xitay Devlet Reisi Xi Jinping'ni cezalışı gerek dedi. Germaniya taratkolarda Xitay'nın katkol siyasetleri tenkit kılınmakta. Amerika hükümetinin 9. Eylül Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketleri bilen alakası bolgan Xitay emeldarları üstüden elan kılgan cezası Garip metbuatlardan cümleden Germaniya taratkolarından mı keng orun aldı. Amerika yolu koygan ceza tedbirleri Uygurlarını kogdaş üçündür. Uygurlarının Şarkı Türkistan'daki vaziyeti. Xitay siyasetçileri Amerika tarafından cezağı uçurduğu katarlık köplügen makale, haberler arka arkadan ilan kılınıp dikkat kozgadı. Ama birkaç günlerden buyan Germaniya metbuatlarda Xitay rejiminin sahte teşviqatı ve onun Uygurlarını zoravallıq bilen bastırıştaki məxsi doğrusu ilan kılınıp gelgen zor hacimlik makaleler kişilerinin tihimi bekerek dikkat nazarına ulaşkan idi. 9. Eylül Singapur'daki Konrad Adina Over Cemiyeti'nin rehberi Christopher Graptis elan kılgan Xitay yarışarıdaki küş tamponluğunu üzül kesil özgertmekçi namlıq makalesinin mukaddemesi de Xitay rejiminin sahte teşviqatını tahlil kılıp mundaqtaydı. Xitay teşviqatının yolunu bilivaldi. O psikiki cahettin uçuk aşkarı hücumu ötmekte. Bırak o yana birdilli yıkımlıq ve ahlaklı kıyafetki kirivalalaydı. Menfaatiga to'g'ri kelganda muloyim, aks taqdirda zolim bo'laladi. Qoida bo'yicha tashviqatlar yuqoridan tovanga qarab ta'sir kuchini oshirib boradi. Biroq Xitoyning hozirgi chat elga qarata yo'l qo'yayotgan tashviqatlari dal aksicha yo'nalishdi bo'lmoqda. U ichki jihatdan zo'ravonlik bilan tashqi jihatdan muloyimlikni birlashtirib tang elib bormoqda. Janubiy Germaniya gazetasi 9 iyul e'lon qilgan suvni leytib beliq tutish nomli maqolada mundaq deyildi. Xitay Kompartiyasının təşviqatını gayri yusunda kollağanlarına karşı Bavariya hükümeti ciddi agahlandırış verdi. Karamakı ziyansız görünüvatkan Künzi institutlarının arıqısı da Xitay Komünist Hakimiyetinin küçülük propaganda aparatları var. Makale 6. ayının 23. günü elib berilgan Bavariya ştatıdaki 3 Künzi institutunu təkşürüş neticesine cevaben yazılgan. Bu təkşürüş Bavariya parlamentinin muavin reisi Markus Rindbacher efendinin talepige binaen elib berilgan bulup, o şikayeti de bu 3 Künzi institutunu Uygurlar üstüden dehşetlik zulüm siyaseti yürgüzvatkan Xitay'nın teşviqatını elip barmaqta deb ayıpligen. Bırak Hristiyan Demokratlar Partiyası'nın sabık prezidenti Günter Beckstein
biz bu institutlarının Xitayning tashviqatini qilganligini bayqamadik deb uni taqashqa qarish chiqqan. Asarning avtori Mikhail Stepanek mundaq yozadi. Men özünü akıllıq çağılap Komünist Partiyanın ideologisinin garip demokratik devletlerge sınıp girişige itibarsız qarabatqan Bekstein efendige Kompartiyanın aldamçılıqlarını eniq körüstüp beridigan 36 tedbirdeki suni leytip beliq tutuşunu oqıp çıkışını tavsiye qilaman. Bu leygan sudeki beliq özün tutudigan qarmaqı sel qaraydı. Bu canavar Xitay rejiminin lagerlardaki ve mecburi emgek bazılardaki tutkun qilingan uyğurlarını nazardan saqıt qilmaqta. Kırgızistan Uyghurları Xitay virüsü tüpeyleden aksakallardan mahrum kalmakta. 2019 yılının ahırda Xitay'nın Wuhan şehirde birinci kıtım körülgen Xitay virüsü ağırıqı bütün dünyaya tarqılıp, çoğun bir apetke aylandı. Muşi yılının Mart aylarından tartıp, virüs Gərbi Türkistan'daki her qaysi cumhuriyetlerge tarqılıp, şu cümleden Kırgızistan'a mı yetip gelip, bu devlette yaşayabatkan Uyghurlarga mı selbi akıbetlerini keltürüp çıkardı. İyun ayının ahırlarında Xitay virüsü Bişkek şehri ve onun etraflarında yeniden yamırıp, Kırgızistan hükümeti ve sahiye sisteminin bu keselge karşı tuluk tayarlıklarını yürgüzmegenlikini aşkarıldı. Kaktus Media Akbaratı'nın bildirişçe Kırgızistan'da ötken gün içinde 57 kişi kaza tapdı. Bunların içinde 13 kişi Xitay virüsünden yani 44 kişi pneumonia yani öpke yallığından vapat bolgan. İctimai taratkularda kişilerin narazılığı küçeymekte. İlginişçe iyun ayının ahırlarından bu yan Bişkek şehirdeki doktorhanlarda yukumlanan kişilerini davalaş üçün cay yok bulup, nurgun kişiler doktorhanlarının işçileri aldadılı kaza kılgan. Sahiye ministerliğinin ilan kılışı Kırgızistan'da ötken bir gün içidila 80 doktor ve sahiye hadimi Xitay virüsü bilen yukumlanan. Mart ayının tartıp Kırgızistan'da yukumlananlarının sani 9358 kişiye yetken, 122 kişi kaza kılgan. Yani 224 kişi öpki yallığından vapat bolgan. Xitay virüsü sebebinden Kırgızistan Uyghurlarının Cumhuriyet boyunca baş yigit beşi Mirzi Hakim Abdulov kaza kılgan. Gelinçe o sık ata nahiyelik doktorhanda pneumoniya yani öpki yallığından kaza kılgan. Onundan bir gün burun Mirzi Hakim Hacim'nin kızı okşaş diagnoz bilen alemden ötken. Mirza Hakim Hacim Abdulov 40 yıldan buyan Bişkek şehirdeki Tökültaş mahallesinde yigit beşilik vazifesini ötep kelibatkan bolup, Uyghur halkının örüp adetlerinin saklanışıda ve medeniyet sanatını ravajlandırışıda bulup mu Uyghur tilde neşir kılındığan itibak gezisinin sahanını köpeytişke çoğun tökpeler koşkan. Onundan başka yana Tökültaş mahallesinin yigit beşi hem itibak cemiyetinin muavin reisi Mehmetcan Kibirov efendimi öpki yallığından kaza kılgan. Mirza Hakim Hacim Abdulov ve Mehmetcan Kibirovlar Bişkek şehirde İslami kaideler boyunca defne kılınğan. Xitay virüsü kesilinin kattık yamırap ketkenliği üçün köp kişiler cinaz namazıgı katnış almayı kalgan. Resmi malumatlarga asaslanğanda Kırgızistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğanlarının sani 9000'den aşkan. Yeni bir tarafdan Kırgızistan'ın büyük dini alimlerden Çuba Kaji ve Sedirden Damollam Katarlıq iki alim Xitay virüsü sebebinden alimden ötü. Bu haberdenken Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliği təziyə bildirib bayanat elan qıldı. Qayğılıq təziyə namıda munular bildirildi. Xitay virusu dünyaya təhdid bolışını davam qılıvatıdı. Bütkül dünya xalqı Xitay virusunun səlbi təsiri uçurmaqda. Cümlədən Uttur Asiya xalqı mı Xitay virusunun ziyankeşlikədən qutulalmadı. Yıqından buyan Xitay virusu Qırğızistanda mı köpləb yamırab ketken bolub, Qırğızistanın büyük dini alimlerden Çuba Qacı ve Sedirden Damollam Qatarlıq iki alim Xitay virüsü sebebinden alemden ötü. Alim öldü, alim öldü degen hikmetlik söz var. Biz bu şum haberini anlap könlümüz yerim boldu. Kırgız qeyrindaşlarımızga kelgen musibetlerini bizning beşimizga kelgen musibet deb qaraydiganligimizni ifadeleşini xalaymız. Janabi Allah Xitay virüsü bilen zehirlenip vapat bolgan dini alim Çubak Hacı ve Sedirden Damollamning günahlarını mağfiret kılsın. Mertibesini şehitler qatarıda kılsın. Yatkan yeri Firdevis cennette bolsun. Ailesi ve dost yaralarına sabırken buluşunu tavsiye edelimiz. Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Erdoğan, Yukarı Sotu'nun Ayasofya Tuğrusu'daki kararıdan kiyen televiziya nutku sözüldü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın dervazelerinin yerlik, çetellik, musulman, gayrimusulman barlıq kişilerine dağdam uçuk buluduğalıqını etdi. Cumhur Reis Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Yukarı Sot Mahkemesinin kararıga asasen muzeylik salahiyeti əmeldin kaldırılıp,
qaytadan ibodatga ekibitilgan Ayasofya to'g'risida televiziya nutq so'zlab, insoniyatning o'rtaq mirosi bo'lgan Ayasofya yangi salohiyati bilan barliq kishilarni bag'riga besishni texmo samimi, texmo astoydil shaklda davomlashtirdi dedi. Barliq taraflarini Turkiyaning adliya va ijroiya organlari tomonidan chiqarilgan Ayasofya qaroriga hurmat qilishga chaqirgan Erdo'g'on fikr bayon qilishdan halqib ketgan har qanday pozitsiya va so'z iborasini Türkiye Cumhuriyeti'nin müstakillikine müdahale kılıç deb kabul kıldığanlıklarını bildirip, Vatikan'ın muzeye aylandırılıp ibadet kılışkı takip edilişini talep kılış bilen, Ayasofya'nın muzi peti kılışını çıngdırış, uxşaş fikirinin mahsuludur digerlerini kayıt kıldı. Cumhurreis Erdoğan, İstanbul Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Muhammed tarafından 1453 yılı fethi kılınğandayken, Ayasofya'nın camiye aylandırılıp, güllendirilip kelgerlikini hatırladı. Ve növetteki baskı çakıda toxtulup, bu tuluk 567 yıllık haqdır. İtiqat merkezlik bes münazir kılışkı doğru gelse, bu Ayasofya emez, İslam düşmanlığı ve yatları öçmanlığı buluşu gerek dedi. Türk milletinin Ayasofya'ya her daim köz karşıgıdaki karab gelgeliğini bildirgen Erdoğan, bu hal şu noktuğu berip yetken ki, Tanrı'nın hikmeti diyen mənini bildirdiğin orijinal ismini özgertişkimi urunmadı dedi. O 2020 yılı 24. yıl Cuma günü Cuma namazı bilen birlikte, yani aradan 86 yıl ötkendeyken Ayasofya'nın ibadetke eçişini planlavatkallıklarını etti. Türkiye'de ibadetke uçuk 435 çirkav, sinagog ve havra barlıqı işaret kılgandeyken, bu kartina perklıklarımızını baylıq dep karaydıgan çüşencimizden namayendisidir dedi. Cumhurreis Erdoğan sözlerini Ayasofya'nın tirilişi, Mescidi Aksa'nın erkirliki erişişinin, şunlıkla dünyanın her kaysi caylarıdaki dini karşı hareketlerinin ahırlaşışının bişaretçisi doğru deyip ahırlaştırdı. Xitay'daki kelkün apitide 271 adam öldü. Xitay Şilyan Toru'nun bugünkü haberde bildirilişe Xitay'nın canubideki kelkünde 33 milyon 850 bin adam apitinin təsirge uçurab, 271 adam ölgen. Xitay ciddi ahvallarını bir taraf kılış ministerlikinin organ torida elan kılgan haberge karaganda, kelkün oxşaş vaqtta Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Sichuan qatarlıq 27 ülke, Abdunum rayon ve bevasita qarashliq şehirde yüz bergen. 33 milyon 850 min adam apetinin təsiri uçurgan. Bunun içinde 141 adam ölgen. 1 milyon 956 min adam ciddi kutquzulgan hemde köçürülgen. 815 min adam ciddi kutquzuşka ihtiyaclıq iken, 23 min öy öyrülüp düşken, 269 min öy oxşamağan derecede buzulgan, 2983 min giktarğı yakın ziraat apetinin təsiri uçurgan. Bivasta iqtisadi ziyan 69 milyard 590 milyon yuanga yetgan. Bugün yana ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan silliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 27 o'lkasida o'xshash vaqtda yuz bergan kelkun apitida 271 odam o'lgan. Sinlardagi ko'rinish intayin qo'rqinchli bo'lib, igiz binolarning ham suvga cho'kib ketayotganligi hamda o'rilib tushayotganligini ko'rgili bo'ladi. Xitoy virusi vaziyati bilan Qozog'istonda 13 iyul matam kuni deb e'lon qilindi. 19 millionga yaqin aholisi bor Qozog'istonda Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni kundan-kunga ko'payib, 9 iyulga qadar 53 mingdan oshib ketdi. Ma'lumki, bunundan 2 hafta ilgari Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti Qozog'istonni Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni ko'payotgan mamlakatlar tizimiga kirgizgan edi. Oxirgi xabarlarga qaraganda 19 millionga yaqin aholisi bor Qozog'istonda Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni kundan-kunga ko'payib, 9 iyulga qadar 53 mingdan oshib ketgan. Farg'ona Ru axborot agentligida e'lon qilingan Qozog'istondagi 2 haftalik karantin nomli maqolada aytilishicha, dunyoda Xitoy virusiga qarshi choralar kuchaytirilgan bo'lsa-mu, uning bilan yuqumlanganlar sonining o'sishi ba'zi mamlakatlarda yanimo davom qilmoqda. Bu tizimga Qozog'istonni kirgizilgan. Maqolada deyilishicha, Xitoy virusi vaziyati Qozog'istonda jiddiy bo'lib qolayotgan bo'lsa-mu, ammo oxirgi haftada og'riqlar sonining hassalab ko'payishi bayqalmagan. Bu cihette Kazakistan'ın Sağlık Ministerliği Xitay virüsü bilen yukumlanğalarının tizimine eliş usulünün özgür gelikidin, çet el metbuatları yukumlanğalar sahnenin üstün görüstülü gelikini agahlandırgan. Yani bu tizimine yukumlanış belgeleri yok ağırıqlarımı kirgizülgen iken. Tanrı News agenetliği de berilgen haberde bildirilişçe Kazakistan Sağlık Ministeri Alexey Tsoy
bu yönelişte bazı meselelerini yani eniklaş işlerinden getip beri vatkallıkı, ikinci haftada birer netice çıkan deyken andın yani iki haftaki karantin tertipini uzartış, ya ki tekimi kat'i çağrılarını körüş kararının kubul kılındıkallıkını bildirdi. 8. iyulda Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Kazakistan halkıya müracaat kılıp, Xitay virüsünün adam hayatı üçün intayın xavuplik ikkallikini cekilip, xalqını bihaterlik çağrılarını kat'i saklaşka hem körlü vatkan çağrılarının neticesi de devletiki ekvalının bir kadar turaklaşı vatkallıkını oturgu koydu. Prezidentin eğitişçe ahaligi tibbi yardım körüstüş mağısı da 200 tiz hareket kılıç grubu teşkillengen bulup, Muş ayının ahırda onlarının sahnini 3500'ge yetküzüş planlanmaktiken. Emde keserlerini yatkızdığan uğrullar sahni 70%'ki ösüp, onlarının umumi sahni 43.000'ge yetküzüldüken. Yakında Kazakistan Prezidenti 13. iyulni milli matem günü deb ilan kılıç tuğurluk karar kubul kılgan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet aşırı muhakkabı tüm köprü rahmet edemem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.